Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı münasebetiyle sempozyum düzenlendi. Milletlerin işte Anadolu'nun 13. yüzyıldaki manevi mimarları. 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sempozyuma protokol üyelerinin yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bizim yolumuz. Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş. Şerefiniz, şerefleriniz. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Yekbaş, 2021 yılının Yunus Emre yılı ilan edildiğini söyledi. Sayın Belediye Başkanım ve kıymetli misafirler, malumunuz olduğu üzere bu yıl Cumhurbaşkanlığı makamını ve UNESCO'nun kararıyla Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmiş. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafının himayelerinde de ulusal ve uluslararası etkinliklerle anılması kararlaştırılmıştır. Akabinde kürsüye gelen Sempozyum Onursal Başkanı Profesör Doktor Alim Yıldız, sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti. Malumunuz olduğu üzere 2021 yılı dört önemli zatın anılması, tekrar gündeme getirilmesi noktasında önemli bir yıl oldu. Yunus'la ilgili elbette çok çalışma yapıldı. Divanı çalışıldı, Risalet-i Nusriye'si çalışıldı. Ama bundan sonra yapılması gereken birçok çalışma daha var. Ben buraya kadar gelen değerli hocalarıma, alanın üstadlarına teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, şeref verdiler. İnşallah bu sempozyumumuzda tebliğler hemen aldıktan sonra kitap haline getirilecektir. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise konuşmasında Yunus Emre'nin Anadolu için önemli bir isim olduğunu ifade etti. Yunus Emre, Türk halkının gönül tahtında oturan bir Anadolu ozanıdır. Mesajları günümüzde hem Anadolu'yu hem de kendi çağını aşarak evrensel bir mahiyete dönüşmüştür. Onun irfan dolu dizeleri, vahdeti vücut inancı ile insan sevgisini anlatır. Gönüllerde derin izler bırakmış Yunus Emre, meşhur sözünde gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyor. Sadeliği içinde son derece derin anlamlar taşıyan bu veciz ifadeyi tüm kardeşliklerin referans noktası olarak görüyoruz. Onun hiçbir yapmacılığa sapmadan, bir sanat kaygısına düşmeden söylediği sade, külfetsiz fakat güzel ve derin anlamlar taşıyan şiirleri Anadolu bozkırlarındaki Türk dilini pürüzsüz bir şekilde yansıtmaktadır. Vali Yardımcısı Doçent Doktor Adil Nas ise konuşmasında akademisyenlerden Yunus Emre'nin Sivas'ta nereleri ziyaret ettiğinin araştırılmasını talep etti. Yunus Emre, Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışı döneminde, o dönemlerde yaşamış. Moğollar bilindiği gibi Selçukluları yıktıkları zaman Anadolu'da çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Yunus Emre'nin yaklaşık 90 yıllık ömrü bu döneme denk gelmektedir. Yunus Emre bu dönem içerisinde nefsini terbiye etmek için birçok yeri ziyaret ediyor. Kayseri'yi, Sivas'ı, Tebriz'i, Maraş gibi illerimizi ziyaret ediyor. Demek ki o dönem ben şunu şey yapınca, araştırınca Sivas'ın o dönemde çok önemli bir merkez, medeniyet merkezi, manevi bir merkez olduğunu düşündüm. Bu konuda fakültelerimize görev düşünüyorum. Yunus Emre Sivas'ta kaldığı süre içerisinde ne yapmıştır, ne etmiştir, hangi medreselere uğramıştır? Bu konuların ilahiyat ve edebiyat fakülteleri tarafından incelenmesinin yerinde olacağını düşünüyorum. Konuşmaların ardından akademisyenlerin oluşturduğu koro, Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan bir konser verdi.